Gençler merhaba. Bu videoda üretimde kalite kontrol bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün iş tanımını yapalım. Çeşitli devlet kurumları ile endüstri alanındaki özel işletmelerin üretim departmanlarında görev alacak teknikerlerin yetiştirildiği bölümdür. Evet iş olanaklarına bakalım. Bölüm mezunlarına üretimde kalite kontrol teknikerleri unvanı verilir. Türkiye Demir Yolları Makine Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü. Bir sayıyorum. Evet, her çeşit endüstri kuruluşunun aşağıda belirtilen birimleri. Ha Bütün ya endüstri sayamadım tamam. kurumlarının evet. Ar-Ge birimlerinde, proses tasarım ve optimizasyonunda, fabrika organizasyonu ve işletmesinde, kalite güvencede, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik şartlar, servis ve pazarlamada çalışabilir. Evet. Güzel. Üniversite tavan Evet, puanlarına bakalım. çok fazla kontenjanı olan bir bölüm değil. En Evet. yüksek puan alan üniversite Düzce Üniversitesi olmuş. Taban puan 207, 1 milyon 469 bin sıralama. En düşük puanla alan üniversite Bilecik Şehzade Bali Üniversitesi olmuş, 201 puan, ama kontenjanı olmayan üniversite de var. Yani barajı geçen 150 puan alan adayların hepsi Evet, gayet yerleşebilirmiş. güzel bir bölüm. Bu Hocam dediğimi kanmayın ama sonunu bekledi. Evet. evet hocam, KPSS atama puanlarına baktığımızda son 5 yılda yalnızca bir kişilik kontenjan ayrılmış. Atama taban puanımız 77 olmuş. Şanslı kişimiz. Şey, evet. Evet, DGS geçiş hakkına baktığımızda endüstri mühendisliği, imalat mühendisliği, istatistik ve makine mühendisliği alanlarına geçiş hakkı tanıyor. Evet. Şimdi eski Türk filmlerini seyredenler aynen şu repliği bilirler. İşte bir fabrikada ne iş yaparsın? Kalite kontrolcüyüm. Ya arkadaşım güzel ismi Afilli gibi duruyor ama Türkiye'de herkes kalite kontrolcü. Bir de sıralamalara bakarsan 1,5 milyon muhtemelen ve onun ötesi. Evet. Yani sağlam bir torpili olan hadi şunu oku da gel seni iş vereceğim diyen bir yakınınız varsa ya da seni şurada şu işe sokarım diyen bir yakınınız varsa tanıdığınız gidin bu bölüme. 2 yıllık da bir bölüm mezunu olmuş olursun. Onun haricinde devlette de zaten ataması yok gördüğünüz gibi. Bir tane o da laf olsun torbada olsun diye atama yapılmış. Yazık etme arkadaşım bu bölümü tercih etme. Evet, teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.